Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 8F sınıfı matematik 1. dönem 2. yazılı sınavının sorularını ve cevap anahtarını sizlerle paylaşacağım. Bu testimiz 20 soruluk, ya bu sınavımız 20 soruluk bir test sınavıdır. Çözümleri üzerine durmayacağım. Cevap anahtarını verip geçeceğim. Birinci soruyla başlayalım. 108 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? C seçeneği doğru cevaptır. A artı B sayısı ile B artı 2 sayısı aralarında asal sayılardır. A artı B bölü B artı 2 eşittir 28 bölü 10 olduğuna göre A kaçtır? D seçeneği doğru cevaptır. 32 ve 41 sayıların EBOB'u kaçtır? A seçeneği doğru cevaptır. Bir kurstaki öğrenciler 15'erli ve 18'erli gruplara ayrılabilmektedir. Buna göre bu kurstaki öğrenci sayısı en az kaç olabilir? C seçeneği doğru cevaptır. 1 bölü eksi 2 üzeri eksi 3 sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? D seçeneği doğru cevaptır. 6. sorudayız. 421 tam %53 sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği doğru cevaptır. Evet, bu soruda bir YouTube kanalımızın tanıtımı yapılmaktadır. 7. soruyla devam ediyoruz. Fatih Kara Matematik Öğretmeni YouTube kanalına her gün aynı sayıda 3 üzeri 4 kişi abone olmaktadır. Buna göre 9 günde bu kanala toplam kaç kişi abone olur? 3 üzeri 6 yani B seçeneği doğru cevaptır. 8. sorudayız. Bilimsel gösterimi 1 tam %47 çarpı 10 üzeri eksi 12 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? C seçeneği doğru cevaptır. Aşağıda verilen sayılardan hangisi tam kare sayıdır? B seçeneği doğru cevaptır. 10. sorudayız. 2 kök 24 eksi kök 6 artı kök 54 işleminin sonucu nedir? D seçeneği doğru cevaptır. 11. sorudayız. Kök içinde 0 tam %64 artı kök içinde 1 tam %44 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? A seçeneği doğru cevaptır. Kök 5 ifadesinin 2 katı kaçtır? C seçeneği doğru cevaptır. 13. soru bir grafik sorusudur. Bu grupta toplam kaç kişi vardır? Topladığımızda B seçeneği doğru cevaptır. 14. sorudayız. Bir grafik sorusu. Ankara'da en soğuk gün aşağıdakilerden hangisidir? D seçeneği doğru cevaptır. 15. sorudayız. Ocak ayında ödenen fatura tutarı demiş. Grafikte Ocak ayında ödenen 1440 liralık faturanın dağılımı verilmiştir. Ocak ayında suya ödenen fatura tutarı kaç liradır? A seçeneği doğru cevaptır. Ece'nin çeşitlerine göre kalemleri verilmiş. Kalemlerin yüzde kaçı tükenmez kalemdir? C seçeneği doğru cevaptır. Bir gruptaki 3 erkek ve 1 kız öğrenci arasından rastgele biri seçilecektir. Seçilecek kişinin erkek olma olasılığı kaçtır? B seçeneği doğru cevaptır. 18. sorudayız. Yukarıda bir küpün açılımı verilmiştir. Bu küp atıldığında üst düze gelen sayının 7'den küçük doğal sayı olma olasılığı kaçtır? D seçeneği doğru cevaptır. Bir madeni para havaya atıldığında üst yüzüne gelebilecek olası tüm durumların sayısı kaçtır? A seçeneği doğru cevaptır. Bir olayın olma olasılığı 5 bölü 6 ise olmama olasılığı kaçtır? 1 bölü 6 B seçeneği doğru cevaptır. Her sorunun doğru cevabı 5 puan, süre 1 ders saatidir. Burada da cevap anahtarını optik forma işaretli olarak görüyorsunuz. Buradan 8F sınıfındaki öğrencilerime selam gönderiyorum. Çözdüğümüz bu yazılıyı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Videonun altında bu yazılıyı link olarak paylaşacağım. Bu linkten bilgisayarınıza yazılıyı indirip çözümlerini yapabilirsiniz. Kendinizi deneyebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.